Gelelim 7'den 77'ye herkesin hayran olduğu sevgili Barış Manço'ya. Aramızdan ayrıldı 16 yıl oldu. Geride ise hala dinlemeye doyumadığımız şarkılarını bıraktı. Dün akşam çocukları, dostları aynı sahnede Barış Manço'yu şarkılarıyla andılar. Gülpembe, işte hendek, işte deve. Hafızalarımızdan silinmeyen bu şarkıların mimarı Barış Manço. Ölümünün üzerinden 16 yıl geçti. Unutulmadı, unutulması mümkün de değil zaten. Geçtiğimiz yüzyılda Cumhuriyet tarihimizde sanatın her alanında 10 sanatçı seçilecek suna yakın. 10 kişinin adını yaz deseler bir tanesi benim için Barış Manço. Ölüm yıl dönümünde Barış Manço Kadıköy'de düzenlenen konserle anıldı. Sahneye önce Manço'nun dostları çıktı. Kurtalan Ekspres ve Moğollar. Konu Cem Karaca'nın oğlu Emrah aldı. Yanında da Barış Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan vardı. Hep birlikte efsaneleşen bir başka şarkıyı seslendirdiler. Tabii Cem Karaca şarkısı söylemeden olmazdı. Namus belası dendi. Gecede son söz Barış Manço'nun eşi Leyla Manço'nun oldu. Sizleri görmek bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Yani her gün biraz daha doluyor. Her gün sizlerle daha çok beraber oluyoruz. Ne kadar mutluyuz anlatamam. Rahmetli Barış Manço'nun en önemli özelliği neydi biliyor musunuz? Bence çocuk şarkıları yapmasıydı. Bir bakın etrafınıza, doğru dürüst çocuk şarkısı yapan bir pop star, bir ünlü bir yıldız, bırakın yıldızı ünlüsünü, kimse yok gibi. Buradan çağrı yapıyorum. Bütün yıldızlarımıza, bütün müzisyenlerimize lütfen çocuk şarkısı yapın. Çok az çocuk şarkısı görüyorum Türkçemizde.